kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bir Müslümana kafir diye hitap etmenin hükmü nedir? Öncelikle bir Müslümana kafir demek en büyük günahlardandır. Bırakın bir Müslümana kafir demeyi, kafir olduğunu söyleyen bir insanın yüzüne karşı ey kafir demek bile dinimiz tarafından sakıncalı görülmüştür. Öyleyse Müslüman olduğunu söyleyen bir insan, ne kadar büyük günah işlerse işlesin, o büyük günah insanı kafir yapmaz ve dolayısıyla o insana kafir denilmez. Ne gibi? Biz hiç hasta bir adama, hatta bırakın hasta olarak yürüyen, gezen, her işini yapan bir insana, yatmış, uzanmış, hiçbir iş yapamayan bir hastaya, hatta yoğun bakıma girmiş bir hastaya bile ölü demiyoruz. Can bedenden çıkmadıkça, hastalık, nasıl o insana ölü dememize sebep olmazsa ve biz o insana ölü demekle ona büyük bir hakaret etmiş olursak, iman kalpten çıkmadıkça hiçbir insana, hiçbir mümin ve müslümana kafir demeye hakkımız yoktur ve denilemez. Onun için şöyle denilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde geçen çok uyarıcı bir ikaz. Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür. Yani Müslümana söven, hakaret eden bir insan Allah'ın emrine karşı gelmiş ve fasık olmuş demektir. Dolayısıyla o mümini eğer imanından dolayı öldürmeye kalkarsa bu da Allah korusun o kişiyi kafir yapar. Ya da Adam öldürmenin helal olduğu kanaatiyle bir adam öldürürse, Allah korusun, Allah'ın yasakladığı bir şeyi helal saydığından küfre düşebilir. Dolayısıyla bir mümin ehli bid'a bile olsa, mesela haric dediğimiz, mutezile dediğimiz veya şia dediğimiz veya cebriye dediğimiz herhangi bir fırkadan da olsa itikadi anlamda ehli sünnete uymayan bazı fikirleri ve düşünceleri de olsa yine de bunlara kafir denmeyi İslam alimleri asla uygun görmemişler ve kıble ehli olan bir kişiyi asla kafir olarak ifade edemeyiz diye kural koymuşlardır. Çünkü ayetler ve hadislerin ifadesi bunu gerektiriyor. Peki bir Müslümanın bir Müslümana kafir demesinin sorumluluğu nedir? Önce büyük günahtır. Haram işlemiş olur. Müslümana kafir demenin sorumluluğu. İkincisi hadisi okuyorum. Herhangi bir kimse din kardeşine ey kafir derse bu tekfir sebebiyle yani onun kafir olduğunu söylemesi nedeniyle ikisinden biri muhakkak kafir olur. Eğer o kimse dediği gibi kafir ise ne ala. Problem yok. Ya dediği kişi kafir değilse o zaman o söz söyleyene geri döner. Müslüm'de geçen bir hadis. Peki geri dönünce kişi kendi kafir mi olur? Hayır. Yani bu kafir demenin sorumluluğu kişinin kendine döner demektir. Dolayısıyla Nevevi, İmam Nevevi bu hadisi böyle açıklamış. Bir Müslüman her önüne gelen Müslümana her hareketinden dolayı ey kafir ey kafir diye söylerse Allah muhafaza evet bu kişi kafir yapmaz söyleyeni ama o söylenen bütün kafir ifadelerinin günahları kendine döner. Peki Allah muhafaza bunu alışkanlık haline getiren bir insanın kafir olarak ölmesinden endişe edilir. Çünkü bunu alışkanlık haline getirince kendisi de hiç kimseyi beğenmez müminler arasındaki muhabbeti koparır. Allah korusun bir gün kimseyi beğenmeyerek Allah muhafaza eylesin. İşlediği günahlarla, hatalarla dinden çıkma riski taşımaktadır. Öyleyse kafir demenin sevabı yok, sorumluluğu var. Büyük mesuliyeti var. Allah muhafaza kişiye o günahlar dönerek hayatını karartma ihtimali var. Ama kafir dememenin hiçbir günahı olmadığı gibi müminlere hüsnü zan etmenin bunlar mümindirler. Bunlar Allah'ın izniyle Allah'ın iyi kullarıdırlar diyerek onları kazanma ve daha ihlaslı, daha samimi, itikadi olarak daha inançlı olmalarını sağlama imkanı vardır. Kazanmak varken kaybetmek niye? Sevap varken günah niye? İnsanlarla kaynaşmak varken dışlamak niye? Öyleyse işin özü hiçbir mümine bırakın kafir demeyi, asla ona fasık demek, günahkar demeyi de gerek yok. Müminler bizim kardeşlerimizdir. Onların iyiliklerinden memnunuz, kötülüklerinden de rahatsızız dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi de onlar ıslah eylesin diyerek genel bir ifade kullanmak ve herkes hakkında hayır duada bulunmak ne güzel bir şey.